Yani nasıl diyeyim size? Ya yılların tecrübesi bir teknik direktörden bahsediyoruz ama bu kadar oyun içerisinde kumar oynanmaz. Futbolun direkt ruletini oynuyor. O çıksın bu girsin, o çıksın bu girsin, o girsin bu çıksın. Böyle bir şey. Bir oyuncunun kapasitesi vardır. Sen 28 hafta boyunca Arda'yı doğrusu oynatmadın. Şimdi artılarla beraber 100 küsür dakika oynattın. Hangisi doğru? Bence bu doğru da. Tabii. Ama ligin 4'te 3'ünde neredeydi çocuk? Peki ben Pedro'yum şimdi. Hazırlıyorum kendimi. Hoppala kesik yedim. Zaten kötü sezon geçiriyordum. Bir morallendim. Orada sanki bir sıralaması var. Özellikle hücum beşlisinden bahsediyorum. Cenk, Abubakar, Cenk. Evet. Icardi, Raşitsa, Kerem. Arkalarında Mertens. Bu kadar basit ya. Mertens'in hasta olduğu zaman yok muydu? Icardi oynamaz. Onların yerinde bu. Bir tane oyuncu bakın komisyon bası. Kaos oldu bir anda. Bir haftada hallettiler. Nedenmiş? Barış'ın yerine problem bakar mısın? Bir tane olay 10 günde Türkiye'nin gündemine düştü. Barış'ın yerine ben Alanya'da niye girmedim oyuna? Doğru mu? Evet doğru. Bu tartışıldı mı? Tabii konuştuk. Ama Fenerbahçe'nin 3 oyuncu dışında herkes her hafta tartışır. Yani bugün değişiklikler mesela... Şöyle Fenerbahçeliler üzgündür ama hakikaten de yine söylüyorum en az hatalı olan oyunculardır. Puan ortalaması çok kötü değildir. Oyuncular da yani affedersin ama deli manyak oldular böyle. Lan ne yapacağım? Her an herkes çıkıyor. Arda değişikliğini gördün mü? Arda mı çıkıyor? Geldi. Bir kere de görüyor demek. Sonra sen vazgeçti. Öyle bir şey yok. Sen kurgulayacaksın. Tak tak değişeceksin. Sen kaldı. Geldi. Tabii. Bir de kurgulamayacaksın abi her şeyde ya. Bırakacaksın takım oynayacak topunu. Başuay'ı çağırdı onu gönderip. O çıktı ikramiyeden. İkramiye abi. Onun maçlarında ilk 11'de ikramiye 4 oyuncu dışında. Ferdi, kaleci Altay. Şimdi yok ki İrfan Can. Kötü de oynamıyor çocuk. Salahi. Valencia bu evet. Diye düşünüyorum. Onun dışındaki oyuncular şimdi geldikten sonra Samet için bunu söyleyebilirim. Diğer oyuncuların tamamı tutarsa hop çeviriyor kime denk gelirse. Emin ol öyle ha. Haftaya Trabzon maçının 11'ini maçtan bir gün önceye kadar kendisi bile hesaplamıyordur. Hesaplamadığını görüyoruz zaten. Bu öyle tabii şey şimdi rakiplerinden... Yani biz sadece şey olarak taktik olarak falan veyahut da performans olarak eleştirmek doğru değil. Genele bütüne bakacaksınız. Bütününde Fenerbahçe futbol takımının istikrar yakalaması bu hocayla mümkün değil. Bu hocayla devam edilsin mi? Edilmesi için de şartları olması lazım kulübünde. Şu. Bu böyle olmaz. Bak şunlar doneler. Hadi biz zayıf takımlara karşı kontra yiyoruz oyun stilimizden dolayı. Büyük takımlara karşı da ben yiyorum kontrayı. Normal baskıda yiyorum. Bunu da düşünmen lazım. O yüzden Fenerbahçeli taraftarların üzgün olması çok doğal. Oyuncuların da üzgün olması doğal ama taraftarları şunu söyleyebilirim. O oyuncuların limitleri bu. Onu da yapmaya çalışıyor çocuklar. Onu söyleyeyim size. Ben oyuncuları da eleştiren bir insandır normalde ama ben öyle düşünmüyorum. Kafaları çünkü karmakarışık oyuncuların. Mesela hocam bir daha önce size sormuştum. Biraz tekrara girecek ama yani dünya futbolunu o karede kalır mısın Yakın? Yani dünya futbolunu 3 aşağı 5 yukarı zamanımız yettiğince seyrediyoruz. 4-1-3-2 oynayan başka yok. Bir takım gördünüz mü? Yok. Yani peki bu bakın, hamur tamamen Murat'cığım, buna mı uygun da bunu da ısrar ediyor? Diyelim ki bunu da inat etti diyoruz biz de kendimize göre. Hocanın doğrusu kendisine doğru ikimize yanlış gelebilir başkasının. Buna da eyvallah derim. Ama eğer 4-1-3-2'de senin savunmanın önündeki 6 oyuncunun 4'ü sürekli oynuyorsa... Bazen 5'i... Sürekli yani. Oynuyorsa evet. Tamam. Evet, doğru. Çünkü dönüşünü tekrarını göre yapar. Emin ol İsmail'le Mert Hakan oynayacaklarını falan bilmiyorlardı 2 önceye kadar söyleyeyim sana. Belki ümitlenmişlerdir Arao cezalı duruma düşünce. Ha belki Arao evet. Varken evet olabilir. Ümitlenmişlerdir belki. Mesela Zayt. Şöyle söylemiş artık hakikaten yarın Galatasaray maçı da Galatasaray'ın tabii iştahı da arttı. Ben Galatasaray'ın tekrar avantajını eline geçireceğini fazlasıyla düşünüyorum. Beşiktaş'ta bir dakika dedi bir maç eksiğim var ama dedi. Puanayım. Şu anda Fenerbahçe önde gözükse de avaraj olarak. Hı hı. İkili avaraj sezon böyle bitse ikinci Beşiktaş oluyor.
Tabii doğru. Puan olursa ikili avantaj. Ama oyuna baktığımız zaman şuurlu oyun dediğimiz bir oyun vardır. Kaybetse de kazansa da Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'den bir üstün yönü var, onu söyleyelim. Özellikle şey, anlatayım. Tesadüf değildir. Ya her hafta son dakikada bizi 3 Fenerli şurada oturup da seyretmek zorundayız ya. Basket mi yani? Evet. 80-80 gibi. Son topa kadar. Son topa kadar diye böyle bir şey olabilir mi? Bu o zaman iyi takım olduğunuzu göstermez. Hatta siz galibiyet serisinde de bunun altını, evet, net çizmiştiniz. 2-1-2-1-2-1 işte Çekirge. Ankara Gücü, Çekirge. Karagümrük bir maç daha. Yani böyle son dakika yaptı. Evet. Hatta teknik direktör geri dönüşler için övgü alırken Sayın Jesus, siz, evet, bunun övgü değil, evet, bir yergi sebebi olduğunu söylüyordunuz. Ettim. Mehdi sağ olsun, ona dedim ki Mehdi bir bak bakayım ya dedim. Ben hatırlamıyorum ama dedim bu kadar maç yaptılar. 4 değişiklikte bıraktı olmuş. Hepsi 5 oldu. Ya inanılır gibi değil ya. Olmaz böyle bir şey ya. Bu arada 4-1-3-2 diyoruz hocam da bütün hani okyanus maçlarının hepsinde 3-4-3 iki ön libero'lu oynadı. Orada da seken 3-5-2. Yok. 3-5-2 gibi 3-4-3 yani. 3-4-3 evet. Ya iki ön libero 3 stoperle oynadı hepsini. Avrupa'daki kritikler de dahil. Yani orada da bir inat söz konusu. Doğru. Ve gol atamadı Beşiktaş maçına kadar derbilerde, büyük maçlarda. Vallahi 4-2 kaybettiğim şöyle maçı. Söyleyeyim. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Oyuncular çok ciddi bir kadro yaptı Fenerbahçe. Şey olarak, geniş bir kadro. Evet, seçenek olarak. Evet. Ama Türkiye Ligi'nin bir gerçeği var. Türkiye Ligi'nin gerçeği de yıldız oyuncularla, 3-4 oyuncuyla şampiyon oluyor. Talisca, Gomez, evet, Sosa'nın iyi dönemleri. Icardi. Drogba, Schneider, Icardi, Mertens gibi. Diğer oyuncular Fenerbahçe'de, tamam, belki de Beşiktaş'ta Galatasaray'dan 3-4 oyuncudan önde 20 oyuncu var. Arda'yı çık, hepsi ortalama oyuncu. Biraz Valencia'yı da koyabilir miyim? Bu düştü ama o da. Evet, son hafta. Düştü yani. 17 tane penaltı attı Fenerbahçe. Yani hakemler konusuna gelince de şunu da söyleyeyim. Şunu görüyorum, bugün ilk yarıda gördüm. Özellikle mesela Galatasaray hiç kırmızı kart görmedi. Eylül'den beri özellikle ikinci yarısı düştü. Beşiktaş bir tane gördü ikinci yarı Lale Orta'dan sonra. O da bariz gol şansında. Fenerbahçe çok gördü ama penaltı 7 tane var olmak üzere hücum yaptı. Penaltıları tartışmıyorum, o ayrı konu ama. Şimdi şöyle bir ortam var. Üç büyükleri hiçbir şekilde hakem açısından, şunu söyleyeyim sana. Ya biz hakem yüzünden sezonu kaybettik diyecek durumda değil. Hakemler zaten bu... Hepsini aynı sepete koyarak söylüyorsun. Evet, kimine bazıları abartılı oluyor olabilir. Zaten adresler hep yanlış arıyorlar. Böyle hakemler üzerinden gidiliyor ama hakemleri o duruma getiren asıl kim? Başka unsurlar. Hani hep söylenir ya, daha büyük açıdan bakmak lazım. Bu açıdan işte